Bugün zihinsel engelli olan akrabalarımızı bir kenara bırakıp bilgisayar oyunu tasarımı hakkında konuşacağız. Normalde müzik yapacaktım. Yani müzik nasıl üretilir? Hangi programlar kullanılır? İşte ben müzik üretebiliyor muyum? Bunları yapacaktım. Sonra karar verdim ki ben müzik programlarını kullanmayı biliyorum. Bir tane proje varsa, dosya varsa üzerinde oynayabilirim. Ama müziğe ilgim yok. Sese de ilgim yok. Görüntüye de ilgim yok. Ve bilgisayardan müzik yapmayı beceremiyorum çünkü klavye kullanarak, mouse kullanarak müzik yapmak çok sıkıntı verici, bunaltıcı bir iş. Eğer bir enstrüman çalmıyorsanız, şarkı söylemeyi sevmiyorsanız, sesiniz güzel değilse müzik yapmakla uğraşmazsınız. Yani böyle bir de sorun var. Geçmişte pek çok müziği ben tasarlamıştım. İşte Pit People oyununun şarkılarının tasarımına biraz yardım ettim. Biraz Ragnarok Online'ın şarkı tasarımına yardım ettim. Rammstein'a yardım ettim, fikir verdim. Ondan sonra Darude Sandstorm'u ben tasarladım. Psy'ın Gangnam Style şarkısının klibini ben tasarladım sadece. Kıraç'ın şarkı sözlerini ben yazıyordum bir ara. Birkaç tane şarkısının sözlerine yardım ettim. Yani müziğe yeteneğim vardır, şarkı tasarlarım ama ben müzik yapmam, başkaları yapar. Ben onlara sadece ne yaparlarsa şarkı güzel olur, onu söylerim, fikir falan veririm. Psikolojik destekte bulunurum onlar çalışırken. Onları izleyip çok güzel oldu, harika oldu, şöyle yap, böyle yap falan derim. Yani müzik üretimine katkım olmasına karşın müzisyen değilim. Müzisyenlerle çalışmayı severim. Müzik üreten insanlara şarkı yaptırmayı çok severim. Ve yaptırdığım şarkılar hep güzeldir. Mesela Swimming Pool diye bir şarkı yapılmıştı. O şarkıyı da tamamen dalga geçme amaçlı yaptık. Ajdar'ın şarkılarını da ben yaptırıyordum. Çikita Amus falan. Eğleniyorduk yani. Saçma sapan şarkılar yapıyorduk. Radyoda, televizyonda çalıyordu. Bayağı dalga geçiyorduk. Ajdar'ın Çikita Amus şarkısı gerçekten efsane bir şey. İnsanlık tarihinde yapılmış en büyük şakalardan biridir yani. Yurt dışında da bu tarz şarkılar var. Kasten böyle trolleme yapılmış şarkılar. Ama Ajdar'ın şarkısının sözleri harika. Çikita Amus. Çikita çikita. Muz muz. Sen ateş ol, ben barut. Of, öptüm seni şapşup. Sonra Onki Tonki Porinto'yu da ben yapmıştım. Çikila Şak Şok. Sik Şak Şok mu ne, öyle bir şey sözleri vardı. Mortal Kombat'ın şarkısını da ben tasarlamıştım. O şarkı aslında bu şekilde olacaktı. Şimdi siz gülüyorsunuz ama Mortal Kombat'ın şarkısı işte bu şekilde olacaktı. Yanlış yaptılar. Bu ses dosyalarını bir işte bilgisayarlı müzik üreticisine gönderdiğiniz zaman, ya kısacası şuna şey diyelim, müzik üreticisi diyelim şuna. Ya artık müziğin hepsi bilgisayarla üretiliyor zaten. Adam senin ses kaydını alıp editleyip enstrüman sesine dönüştürüyor. Yani onlarda öyle yazılımlar var ki insan sesini alıp uzaylı sesine dönüştürüyorlar. Ya da gitar sesine dönüştürüyorlar. Senin sesinden nota çıkartabiliyor adam. FL Studio'da insan sesini notaya dönüştürme eklentisi var. FL Studio bunu yapıyor. Bunun yanı sıra insan sesini enstrümana da dönüştürebiliyorlar nota basarak. Buna autotune deniyor. Autotune insan sesini notalara göre inceltip kalınlaştırmaktır ve sesi yükseltip azaltmaktır. Yani çok rahat bir şekilde müzik tasarlayabilirsiniz. Yetenekli müzisyenler sizin tasarımlarınızı alıp şarkıya dönüştürebilir. Şarkı sözü de yazabilirsin bunun üstüne. Sonra Till Lindemann gibi bir adama şarkıyı söyletirsin. Till Lindemann'ın şarkı sözlerinin hepsini biz yazdık. İşte Güler Sabancı, Erol Mütercimler, ben, Jacob Rothschild, Larry Finch falan vardı. Beraber Till Lindemann'a şarkı yazıyorduk. Till Lindemann'la beraber internetten, telefondan. Yani işte müzik işi böyleydi. Arada sırada boş konuşuyorum çünkü kayda girdiğim zaman mikrofona elektrik gitmiyor. Mikrofona elektrik gitmeyince mikrofon sesimi alamıyor. Genellikle boş konuşmayla doluyor video. Fakat yani mikrofon düzgün çalışmadığından ötürü kayda başlar başlamaz ses kısık geliyor. Bir de fark etmişsinizdir, şu an ağzımda bir şey var da ben su mu içsem ya? Ben bir su içeyim. Yani bakın, Oğuzhan Uğur, Pinti Panda,
Strattera Özsoy, Mendebur Lemur hep donörlük yaparken gelip benden organ istiyorlar. Benden kalp çıkaracaklarmış. Kardeş, sen benden kalp çıkarmaya karar verdiğinde ben 5 yaşındaydım. Herkes sana yalan söyledi. Beni tanımıyorsun. Kim olduğumu bilmiyorsun. Bir takım insanlar kalp çıkaralım, kalp çıkaralım, öldürelim bu çocuğu deyip duruyor. Beni kıskanıyorlar. Bana düşman oluyorlar. Özellikle Güler Sabancı çok kaşınıyor. Bir de Larry Finch'e söz vermiş bu çocuktan kalp alacağım falan diye. Ben Güler'in yerine geçeceğim. Güler Sabancı'yı öldürsün Larry Finch. Jacob Rothschild falan. Güler Sabancı'yı öldürün. Onun koltuğuna ben oturayım. Çünkü yani insanları dolandırıyor. Herkese tutamayacağı sözler veriyor. Kendi çocuklarını öldürmeye çalışıyor. Kendi çocuklarına düşmanlık yapıyor. Güler Sabancı'yı seven hiç kimse yoktur. Yani hiç kimse Güler Sabancı'yı sevmez. Benim aklım almıyor. Cem Yılmaz olsun, Pinti Panda olsun. Nasıl bu kadar pısırık oluyorlar? Nasıl bu kadar ezik oluyorlar? Kabul edilebilir bir şey değil. Ferhan Şensoy ne güzel asıyor, kesiyor, bağırıyor, çağırıyor, küfrediyor. Bizimkilerin hepsi kuzu. Genç adamsınız yani. Silah alın elinize, tabanca alın, vurun milleti. Mafya olun, internet var, telefon var. Kimse kimseyle görüşmüyor, bana internetten e-mail göndermiyorlar. Organize olamamışlar. Hala bakın Güler Sabancı yaşıyor. Yarın öbür gün Pinti Panda ölse, Oğuzhan Uğur ölse, Dora'dan, Mendebur Lemur'dan organ alsalar, organizasyon yok yani, anladın mı? Hala koyun gibi orada oturuyorlar, göt yalıyorlar, beni öldürmezler, bana kıymazlar, bilmem ne. Lan adamlar bu işi yıllardır yapıyorlar. Küresel organ mafyasıyız biz. Yurt dışına organ satıyoruz. Şimdi kalp nakli çıktı. Artık kalp istiyorlar. Yani bunlar da pazarlık yapmaya çalışıyor organ mafyasıyla. Dolayısıyla benden organ alınmayacak. Benden organ alınmayacak çünkü ben donör değilim. Bana borcunuz var. Beni zehirlediniz, öldürmeye çalıştınız. Güler Sabancı'nın ölmesi lazım. Güler Sabancı'yı öldürüp Güler Sabancı'nın donörlerini çalalım, yağmalayalım. Yapılması gereken budur. Öldürelim yani Güler'i. Çocuklarını sevmiyor, çocuklarıyla arası iyi değil. Beceremiyor bu işleri yani. Her şeyi yüzüne gözüne bulaştırıyor, sıçıp sıvıyor. Güler Sabancı organ mafyası işinden anlamıyor. Beceriksiz birisi. Tek yaptığı şey asalak özürlü embesil insanlara para vermek. Donörleri de ne yazık ki Selim Sabancı'dan yani dayımdan alıyoruz. Erol Mütercimler'den. Yani şu an ben borçluyum açıkçası Erol Mütercimlere. Erol Mütercimlere benim borcum var. Eğer benden organ almazlarsa Erol Mütercimlere borçlu çıkıyorum. Ama Güler'i öldürelim yani. Güler Sabancı'ya gang rape yaptık. Başından beri amaçları Güler Sabancı'yı öldürmekti. Bilerek kasten Güler'i tuzağa düşürdüler. Aslında Erol Mütercimler en başından beri benim hayatımı kurtarmayı planlıyordu. Ve en başından beri bana bir sürü donör ayarladılar. Erol Mütercimler kendi çocuklarını verip benim hayatımı kurtaracak. Benim organ vermemi engelleyecek. Sonra da Afrikalı donörler bana organ verecekler ve ben iyileşeceğim. Kordon kanıyla, Afrikalılardan aldığım organlarla yeniden doğabilirim. Beynim bile iyileşir yani, beyin hasarı bile düzelir. Bunun sonucunda da Erol Mütercimlere ve Yakup dedeye çok büyük borcum oluyor Jacob Rothschild'a. Büyük plan bu yani. Büyük plan Güler Sabancı'nın ölmesi üzerine ve benim Güler Sabancı'nın yerine geçip bütün dünyayı yönetmeye devam etmem üzerine kurulu. Çünkü şu anki yöneticiler iyi değil. Hepsi saçmalıyor, trollüyor. Disiplinsizlik var. Herkes benim yönetmemi istiyor dünyayı. Herkes koltuğa benim oturmamı istiyor. Yakup Dede de bıktı. Larry Finch de bıktı. Herkes bir şey söylüyor. Çocuklarıyla uğraşıyorlar. Akrabalarıyla uğraşıyorlar. Bir polis kuvvetine ve devletleşmeye ihtiyacımız var. Küresel olarak kurallarımıza uymayanları öldürmemiz gerekiyor. Yoksa isyanlar çıkacak. Yakup Dede'yi ve Larry Finch'i kurtarmamız lazım. Cem Yılmaz Hayyam'la kapışabilir. Ferit Şahenk Nusret'le kapışabilir. Oğuzhan Uğur Güler'e dikleniyor. Güler'i zaten harcayacağız. Oğuzhan Uğur'u babası öldürecek, organlarını alacak. Oğuzhan Uğur'un babası aslında amcası ya da dayısı. Oğuzhan Uğur onu babası zannediyor. Oğuzhan Uğur'un babası Afrikalı. Yani Oğuzhan Uğur'un organlarına göz koymuş adam gelmiş ben Oğuzhan'ın babasıyım diye. Yaşanmakta olan olaylar bu şekildedir. Bütün bu yaşadıklarımız benim eğitim almam için yapılıyor. Beni eğitmeye uğraşıyorlar. Bana donörler nasıl ölüyor, organ nakli nasıl oluyor, organ mafyası nasıl işliyor bunları gösteriyorlar. Bu yüzden kardeşimi öldürdüler. Kardeşimin ölmesinden ders çıkarayım diye.
Çünkü ölümlere tepki vermemem onları biraz korkuttu. Hiç tepki vermiyor olmam. Kardeşimi öldürüyorlar ki ne tepki vereceğimi merak ediyorlar. Yine tepki vermedim. İyice şaşırdılar bu sefer. Kardeşini öldürünce de tepki vermiyor. Acaba kimi öldürürsek bu çocuk ağlar, üzülür falan diye düşünüyorlar şu an. Yani bunların hepsi eğitimdir. Aslan abi gibi, Hayyam Garipoğlu gibi, Nathaniel gibi ben de polis kuvvetlerine katılacağım ve herkesi vuracağım. Olay bundan ibaret. En başta da Güler'i harcayacağız. Zaten Güler'e tuzak kurmuştuk. Başından beri bu oyun komple Güler'le taşlak geçmek için yapılmıştı. Çünkü Güler'in organ nakli olmaya hakkı yok. Güler Sabancı kendisi donör. Kendisi geri zekalı. Halen daha kendi çocuklarından organ istiyor. Bir sürü de Güler'in toksik geri zekalı çocuğu var. Güler'in çocukların hepsi çöp. Olay budur yani. Aslında her şey sahte. Kimse beni öldürmeyecek. Ve bütün bunlar eğitim amaçlı yapılıyor. Dora'dan organ alma ihtimalleri var. Mandibur Lemur'dan organ alma ihtimalleri var. Ama benim kardeşimden organ aldılar. Dora'yla Lemur bu yaştan sonra kolay kolay gitmez. Birilerinin kalp istemesi lazım. Bu noktada da onların şirinlik yapması gerekiyor ki ölmesinler. Bundan ziyade donörlüğü bırakıp adam gibi iş güç kovalasalar, para kazansalar, ayıksalar Twitch'in, YouTube'un sahte olduğuna. Yani şarkı yapıyorsun, film yapıyorsun ama aslında sanat gerçek değil. Sanayide çalışacaksın. Fabrikatör olacaksın. Mühendislik yapacaksın, tamirat yapacaksın. İnsanlara uyuşturucu verip onları sakat hale getirip onların çalışma isteğini yok ediyorlar. Üretme, iş yapma isteğini yok ediyorlar. Bir de çocuk yapmamıza da engel oluyorlar. Sevgilimiz yok, kız arkadaşımız yok. Kısırlaştırıyorlar insanları, taşaklarını kesiyorlar. Katlanılabilecek gibi değil yani. Taşakları kesilmiş, üreme yeteneği olmayan aseksüel, eşcinsel insanlar var. Uyuşturucu verilerek zorla kadın haline getirilmiş erkekler var. Femboylar var, femboy. O kadar çok uyuşturucu veriyorlar ki karaciğerin, pankreasın, bütün organların iflas ediyor. Kabul edilebilecek bir şey değildir arkadaşlar. Yani organize olamadınız, yaşlıları öldüremediniz, organ mafyası olduğumuzu göremediniz. Ben sürekli size diyorum öldürün, 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 öldürün diye ayıkmıyorsunuz. Annenizi babanızı öldürün, organlarınızı koruyun. Bu kadar basit. Organ mafyasına organ sattınız. Kendi organlarınızı organ mafyasına satıyorsunuz. Organ mafyasından para alıyorsunuz. Organ mafyasına yalakalık yapıyorsunuz. Zorlu Center'da, Sabancı Center'da oturup annenizden babanızdan para dileniyorsunuz. Annenizle babanızla ilişkiye giriyorsunuz, sikişiyorsunuz, orospuluk yapıyorsunuz. Sonra da gelmiş bana diyor ki biz niye organ verdik, o niye organ vermedi? Amına kodumun özürlüsü, sakat orospu çocuğu. Sen bütün ömrün boyunca mafyanın götünü yaladın. Canlı bomba patlatan, Covid-19'u yapan, AIDS hastalığını yapan, ekonomik kriz çıkartan organ mafyası senin para yediğin, senin karnını doyuran yemek kabıdır. Yani gidiyorsun şerefsiz insanlardan, pislik insanlardan, seri katillerden para alıyorsun. Sonra gelmiş bana diyor ki ben niye organ veriyorum? Ben organ vermeyeceğim diyor. Oğlum, organ mafyasının içindesin. Organ mafyası seni öldürüp organlarını satacak. Nesini anlamıyorsunuz? Bugün Zorlu Center olsun, Sabancı Center olsun, birbirini öldüren, birbirinin götünü yalayan, birbirine yalan söyleyen özürlü insanlardan ibarettir. Kendi annesini babasını öldürmüyor, amcasını dayısını öldürmüyor, dedesini öldürmüyor, gitmiş kardeşini öldürüp organlarını satıyor kardeşinin. Güler Sabancı'nın karaciğeri taze. Niye Güler Sabancı'yı öldürüp onun organlarını satmıyorsun? Erol mütercimlerin kaç tane organı var? Hepsi iyi durumda. Selim Sabancı. Böbrekleri taze, karaciğeri taze. Öldürüp satsanız adamın organlarını. Ferit Şahenk Nusret'in organlarını çaldı. Ali Sabancı benim kardeşimmiş. Düşün bak, Ali Sabancı 25 yaşında karaciğerini sattığı için yaşlandı adam. Birdenbire. Bunları hesaplamıyorsunuz arkadaşlar. Sizin organlarınızı alıyorlar, satıyorlar. Sizi bedavaya köle gibi çalıştırıyorlar. Hala daha göt yalıyorsunuz. Hala daha paranın köpeğisiniz, özürlüsünüz. Zaten adamın 200 trilyon dolar parası var. Adamın sana borcu 2 trilyon dolar bak. Mirastan pay alsan 2 trilyon dolar paran var senin. Hala da 5 bin liranın, 10 bin liranın lafını yapıyorlar. Yok işte bana ev aldı, bana araba aldı. Ulan orospu çocuğu, senin mirastan payın ne kadar? Adamın sana borcu ne kadar? Senin organların kaça satıldı? Öldüreceksiniz kendi annenizi, babanızı. Yoksa onlar sizi öldürür. Kafanız çalışmıyor. Hala daha mafyadan parayı yiyip benimle uğraşıyorlar. Akraba evliliğinden doğmuş sakat özürlü sürüsü. Senin yemeğine uyuşturucu koyuyorlar, zehir koyuyorlar. İçki içiriyorlar sana öl diye, geber diye.
Kendi anneniz, babanız, akrabalarınız sizi öldürmeye çalışıyor. Size hiçbir faydaları yok. Sürekli herkes sana yalan söylüyor.